Söyle Pınar, ben bilmiyorum onu. Bir daha söyler misin lütfen? Ne olduğunu anlamadım. Tamam peki biraz. Ha okey, tamam. Tamam oldu. Peki yani diyor ki Mehmet Ali, ben onu seviyorum hala diyor. Yani hiç bu evliliğin bir şansı yok mu? Ya da bu evlilikte yani bir araya gelme olasılığınız, çocuklarınız var çünkü. Hiçbir olasılık yok mu? Seni hala sevdiğini söylüyor. Hatta diyor ki ben diyor kayınvalidemi de seviyorum. Çok emekleri var bende diyor. Ama diyor tutmuyor çenesini diyor. Ben de tutmuyorum, bakma işte böyle halim böyle, ama kendimizi ifade etmek için. Ama kocanın senleri derdi yok. Kocanın ben de kocama, çocuklarımın babası olduğu için biz yokluk gördük beraber, o kadar yokluk gördük ki inanın dünyaları verseniz o yokluğun tadı değişmez. Saygı duyuyorum çocuklarımın babası. Bir şansı hak etmiyor. Bir şansı hak etmiyor. Bu sefer etmiyor. Neden bu sefer? Bu sefer etmiyor. Ne oldu bu sefer? Bu sefer ben istemiyorum artık. Çünkü ben de konuşmaya yoruldum. Artık çenem açıldı. Kendim yani yoruldum. Hastayım. Tedavi olmam lazım. Kilo da veremiyorum. Vereceğim inşallah. Ben sana tedavi yani kendime gelemiyorum. Ben onları gördükçe kendime gelemiyorum. Bir yere kilitlenmem lazım. Bir sene orada hiç çıkmamak için aklımı başıma iyice alıp öyle belki bunları görmem lazım. Ben bunları gördükçe kafayı yiyorum. Gördükçe kafayı yiyorum. Şu anda gördüğümüz o yüzden bu öfken, o yüzden evet, yani. Evet, yemin olsun 2 dakika daha konuşamıyordum. Oturup iyice düşün. Sabahtan beri çenem hiç açılmadık ama bunları görünce daha beter oldum. Daha beter. Peki şey demişsin, evliliğime çomak sokan hep annemdi. Annemdi, başka kimse değildi. Sürekli Mehmet Ali, şu anda da dedi yani. Mehmet Ali bıraksın, başka biriyle evlensin. Yani kocamı bana sürekli kötülerdi diyor. Mehmet Ali kötüler miydi sana? Öyle demişsin daha doğrusu. Annem kötülerdi, kötülemez miydi? Ne diyor mesela? Onu bırak. İhaneti var. İşte sana kocalık yapmıyor. Para ver, para gerçekten görmedim. Ben çalıştığımda hiç doğru düzgün bir milyarı tanıyor mu? İnanın 1 milyar toplu para. Ben çalıştım. Çalıştığım yerleri kendisi giderdi, alırdı paramı. Ama eve harcardı da. Öyle mi? Sen eve harcardı. Niye veriyorsun paranı? Kendin dur da söylesin. Dur söylememedim. Kendim hiç toplu yani ne bileyim. Parayı alırdı çalıştığı yerde. Akşam oldum bana getirdi. Sen mi istiyorsun, o mu kendi rızasıyla mı veriyor? Ben de getiriyordum. Çocuklarımızı bir araya toplamak için evde liste yapardım ben. Liste yapardık, ben konuşmayacağım. Bak nasıl lafını kesti değil mi? Evet. Anne onu suçlamayacağım. Değil mi anne? Bakın suçlama. Artık ben bıktım. Bu kadını susturun artık. Mehmet Ali bize annesiyle bir konuşsun. Bir konuş annenle. Ne değil? Hayır, çalıştığını, getirdiğini söyle yani, söyle. Evet evet söylüyorum yani, ben veriyordum ama biz, o da kötü bir şey yapmadı. Ben de kötü bir şey yapmadım. Biz eve harcıyorduk. Fırında 2 ay ya da 3 ay çalıştın bizim mahallede. Evet. Gidip de fırından, patronundan, hangi patrona gidersem gideyim senin hesabını bana vermezler. Esengül Kayalı'ya teslim ederler. İbara'ya yatırıyordum, o da gidiyordu bankadan çekiyordu. Anladım onu, kendiniz anladınız. Peki sen 1,5 yıl boyunca sırf kayınvalidenden kurtulmak için, onunla tartışmamak için ve Esengül'de bunları yaşamasını, 1,5 yıl boyunca nerede kalmıştın? Ben ilk ablama gittim. Ondan sonra ablam da, eniştem tabii ki dün de anlatmıştım, istemedi beni. Evet. Dışarı attı eşyalarımla birlikte. Nebi Erdal diye bir arkadaşım var. Peki hiç eşinle görüşmedin mi 1,5 yıl boyunca? Hayır efendim, konuşmadım. Hiç görüşmedik. Niye kabul ettin tekrar eve 1,5 yıl boyunca? Çocuklarımın babası. Çünkü ben kızıma başa çıkamadım. Benim kızım gece gelmiyordu. Oğlum eve gelmiyordu. Yalnız kaldı. Peşine düşe düşe gidiyordum, değişik elbise giyiyordum. Peşine düşüyordum. Takip ediyordum çocuklarımı. Okula gittim, okulun kapısında yattım. Arkadaşların evine gittim, tanımadığım yerlerde oturdum. Kızımı saatlerce dışarıda bekleye, arkadaşlarını tanıya, kimdir neyin nesidir sonra yoruldum. Desteğine ihtiyacım vardı. Peşine düşmem lazım. Kızları başıboş bırakamazdım. Tabii doğru. Hele bu zamanda, şimdi bir tane fotoğraf var. Mehmet Ali bize o fotoğrafı verdi. Biz hakkaniyetli davranmak için. Şimdi sen balkonda duruyordum, evin içine de giriyordu diyorsun. O fotoğrafı yayınlamak istiyoruz. Nedir o, bir göstereyim bak. Bir fotoğraf karesi mi arkadaşlar? Video mu yapsınız? Bir onu girelim lütfen. Şu fotoğraf karesinden bahsediyoruz. Yani kafesler balkondaydı, onu söylemeye çalışıyor. Evet, balkonda efendim. 2 tane kuş onlar. Başka yok efendim. 2 tane kuş mu? Evet. Şu an 2 tane mi kaldı? Bir dakika dur. Ben oradayken bir sürü vardı. Onları sattın herhalde, sattı mı? Ne yaptın? Bak 2 tane vardı günüm benim. Hayır. Gülüm demeyeceksin sakın. Ben iyi kelimelere gelemem. 1 tane de vardı. Cımcım insan değilim, ben harbi bir kadınım. Cımcım demeyeceksin, gülüm değilim. Anlamadım, özür dilerim. Gülüm demesin bana. Gülmül değilim. Esengülüm ama onun gülü değilim. Öyle bir şey yok. Ben iyi sözü sevmiyorum. Bana harbi konuşsun. Delikanlı olsun. Niye? Ben öyle büyüdüm. Ben öyle yetiştirdim kendimi. Ben sevmiyorum tatlı sözü. Didem Hanım, Mehmet Ali söylediği için mi sevmiyorsun? O da söylediği için başkasının sözleri, gülüm gülüm kelimesini sevmiyorum. Ben yani... Ben mesela sana, özür dilerim, sana cadım desem. Benim adım neyse o. Gülüm desem. Benim adım neyse o. Ben o sözleri sevmiyorum. Yani fazla hitap sevmiyorum. Esengül'cüm özür dilerim o zaman, çok pardon. Hayır, ben özür dilerim. Ben özür dilerim önce. Bunlar, ben görmedim bunları. Ben geldikten sonra herhalde... Esengül vardı, onlar vardı. O maviyi yemin olsun hiç görmedim. Balkonda duruyor. Balkonda durmuyor muydu kafeslerde? Balkonda, evet, balkonda duruyor. Balkon delik deşik, kafes dolu. Balkonun arası camlı kapılı iki tane balkon var. Balkonun arasından mutfağa giriyordu ya. Uçuyordu böyle havalarda. Kaç kafes vardı? Ben dahasa 3-4 tane vardı. Odunlukta 5 katlı 2 tane var. Ay maşallah. Sorabilirsin yani. Odunlukta kuş mu vardı Esengül? Odunlukta kafesler var ama onlar doluydu. Doluydu onlar. Ha, sorabilir. Hayır doluydu. Hayır, kuş mu doluydu onu diyorum. Her yer kuş ya. Böyle sen olmaz. De buna gıcık oluyorsun çok, tabii. Ya olmaz ama çok pisliği var. Vallahi böyle olmaz. Anne burada haklı değil mi? Bence annen haklı. Yatak odasına girilmiyor. Bir anneni dinleyeyim, söyle. Yatak odasına girilmiyor. Esengül'üm her gün makineyle alır. Bir de anneni dinle. Makine dolar, boşaltır tekrar. Ceyran faturası bir yana her gidiyor. Gün. Makine ama bozuluyor. Bu kuş meselesinde annen haklı. Evin içinde olmaz. Özür dilerim, haklı. Dolaşıyorsa gerçekten evin içinde kuş dolaşıyor ya. Gerçekten çok konuşuyor. Ben mi yalan? Didem Hanım, kızımı canlı yayına bağlayın. Bağlarız ama eşin de diyor, Tamam ama iki tane var, başka yok efendim. Bir tane vardı. Aynı anda konuşmayın. Bak bir şey söyleyeyim, aynı anda konuşmayın. Odunlukta dolu kafes. Ben bıraktım geldim, bir sürüydü diye. Odunlama da göstersinler, gitsin. Kapıcı Ferit var. Atmışım, bitirmişim. Valla bitti. Ben yokum, bilmiyorum. Bu bucağa giderken bitirdin. Hayır ya. Bucağı bitirdim de diye bir kayıt yok. Bak sen bana çok iftira atıp duruyorsun. Bitirdin. Ben seninle uğraşmak istemiyorum artık. Uğraşma da zaten. Didem Hanım, sadece kısa uğraşma sen benimle. Sen benim kızımı bu hale koydun. Uğraşma. Tamam, onu anlaşmalı boşalırsan zaten. Ben artık bu, bunun dediklerinden bıktım ya. Kayınvalide çok karışmasa bu evlilik için mücadele etmez misin? Ederdim. Ederdim. Bak ederdim. Ne için ederdim? Etmezdim. Artık bu etmiyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk kez bir kadını gördüm burada. Sevgi sözcüklerinden hoşlanmayan, ne bileyim ona böyle güzel sözler. Severiz normalde kadınlar. Ya ben sadece yani erkeklerin kadınlara değil, kadınların da erkeklere güzel söz söylemesi. Ya güzel giydinsin, ne güzel giymişsin, ne kadar güzel görünüyorsun. Yok, bulmadı ki bu. Ben kadın arkadaşlarıma da söylerim. O görmedi ki. Ben sevmiyorum o sözleri. Ben açık sözlüyüm. Ben söylemem tatlı sözü. Güzel giymiş, güle güle giy, üstünde eskisin, budur yani. Ya kız arkadaşın yok çünkü. Ne diyordun, anlamadım, demin bir şey dedi. Güle güle giy, üstünde eskisin, tamam. Ama aşkım yakışmış, ben sevmiyorum. Ya mesela gözlüklerini ben çok beğendim senin. Demeyeyim mi güzel gözlükleri? Vereyim abi senin olsun. Yok var, teşekkür ederim. Bak benim burada bak. Ya, öyle. Sana vereyim ama yakın gözlüğü. Bu da benim gözlüğüm da yani. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Hem peki sen benimkini beğendin mi, yakıştı mı bana? Mesela bana ne dersin? Bunu böyle... Taktım, beğendim. Güle güle kullan derim. O kadar. Didem aynen. Güzel olmuş. Evet, güle güle kullan derim. Ne diyeyim? Ama bir şey bak, şöyle diyorsun. Güle güle kullan. Öyleyim. Niye öyle? Güle güle kullan. Güle güle kullan. Sözlerinde öfke var. Var. Çok büyük kızgınlık var. Kendime affedemiyorum. Aynalara küsmüşüm ben. Yani kendimi de sevmiyorum. Kırmızı ruj sevdiğini duydum. Sürmedim, bugün sürmedim, seviyorum da ama anında siliyorum. Niye? Çünkü kendimle küsmüş bir insanım. Kendime kızıyorum, kendime küsmüş. Niye küstün? Çok güzel kadınsın. Ya herkes güzel tabii ki. Evet. Niye herkes bak, özür dilerim, güzel dedim ama. Herkes güzel. Herkes güzel. Herkes kendi çapında. Ne olur iltifatları kabul et. Güzel sözleri kabul et. Kötü bir şey değil. Değil ama yani. Ama sen önce bir neden biliyor musun? Sen kendini çok değersiz hissettiğin için. Değersiz hissediyorum biraz, evet, öyle bir. Güzel sözler karşısında bir çok mahcup oluyorsun. Mahcup oluyorum, evet, biraz böyle yani. Böyle değer veren koca yok ondan yani. Değer yani. Kocadan olmaz ki sadece. Aile de değer vermiş. Aile veriyor. Aile hepsi değer veriyor mu? Ben aileme fazla gitmiyordum. Kardeşlerimi fazla görmüyordum. Hepsi yani özür dilerim ama erkek kardeşi. Evet. Kafasına vurmuş, darbe almış, dövmüş, böyle değer mi olur? Evinde vurdu, o da içmişti. Sabah kalktığında hatırlamadı bile. Yani ama hem MR'a girdim, damarım tıkarındığını... 2 tane suçu var, hem alkol almış, alkolü sana vurmuş. Çok özür dilerim yani Esengül'cüğüm. Erkekleri biraz ayıran bir annem mesela, erkek çocuğuna biraz... Sevmez. Öyle mi? Erkek çocuğuna biraz... Annem kendi adıma söylüyorum, kendi şahsıma, annem biraz erkek çocuğunu daha kayıran. Oğlandır, bir şey olmaz der durar yani öyle. Ben oğluma hiç de bir şey olmaz demiyorum ona. O da erkektir, o da yapacak. Kız nasılsa o da aynı. O erkekleri biz yetiştiriyoruz biliyor musun? Biz yetiştiriyoruz. Kadınlara kötü davranan erkekleri biz yetiştiriyoruz. Çöp dökecek, temizlik yapacak, kardeşine yardım edecek, elbiselerini ütüleyecek, çorabını yıkayacak. Evet. İcabında evi makine açıp temizleyecek, o da yapacak. Hepsi yapacak. Sen bir şey söyleyeyim mi? Yapıyor muydu? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınıma hoş geldin ya. Çok tatlısın. Kusura bakma bu sözcük. Ben sevgi sözcükleri söylemeyi seviyorum. Ben hiç gül görmedim. Ben hiç ondan gül almadım, hatırlamıyorum bile. Gül almadım. Biz bir kere mi evlendiğimiz zaman yıllarca önce aldım odur. Bir defa mı gül verdi? Bir defa. Kaç kere söyle lütfen. Esengül Hanım, doğum gününde aldım mı almadım mı? Doğum gününde, doğum günlerini kutlamadık. Kaç sene önce? Kaç sene önce mi? He. Sen sevmiyorum dedin, getirmeden istemiyorum dedin. Dedim evet, onu da getirme istemiyorum. Gül getirdim, istemedin, kafama çarptın. 2 kere getirdin değil mi? Eğer yanlış konuşmazsın. Bak bir dakika, gül getirdim, kafama çarptın, istemiyorum dedin. Ben istemiyorum dedim, gül sevmiyorum ya da. Ama sen de kafasını atarsın adam niye gül getirsin? Biz tartışmıştık, gülü verdim ona, istemiyorum. Tartıştıktan sonra gül getirince. Ben bunu istemiyorum dedin, kafama çarptın, kapıdan geri. Ya getir, ben istemedim. Özür dilerim ama önce kedini affettir diyor, sonra gülü getir diyor değil mi? Evet, evet. Doğru mu anladım? Evet, evet. Güle karşı değilsin herhalde. Tabii, olur mu? Olur mu? Şükür ya. Olur mu? Niye gül yani? Bakarım öyle, olur mu? Öyle şey değilim. Yolda gelirken böyle biraz sitemkar Berge'nin bir şarkısını söylüyorsun. Berge'yi sevdim, sadece odur, başka yok. Berge'yi seviyorsun. Sadece o şarkı, başka yok. O şarkıyı mı seviyorsun? Yok, sadece o şarkı. Seni mi anlatıyor o şarkı? Yok, onda bir şey, bir ifade bulmadım yani. Sevdim. Ama çok içli içli söylüyorsun. Yani hatırlamıyorum. Bir izleyelim hatırla kendini. Onu yaptın, gülemedim ben onu. Aa, çok tatlısın orada ya. Özür dilerim. Ay çok özür dilerim ya. Tabii ben özür dilerim. Ben de çok kadınlara böyle ya, kızıma da öyleyim. Ama çok biraz da harbiyim senin gibi. Çok sevmem böyle vıcık vıcık ilişkileri. Ben vıcık vıcık sevmem. Ama derim mesela, tatlım, canım. Derim yani. Arada kullanırsam özür derim yani. Yok, ben özür dilerim. İçin. Hatam varsa benim de ortadayım çünkü. Ne varsa o yani. Ne varsa o. Evet. Sizi tanıyan tanıyordur. Bir hata varsa benimdir. Alıyorum hatamı. Estağfurullah lütfen. Ben seni yeni tanıyorum. Üzerime. Kırmak istemem seni. Ben kırmak istemiyorum. Hatası varsa özür dilerim. Estağfurullah yani. Ben de öyle. Ne varsa o. O anlar bir ekranlara gelsin. LED'e verelim. Ay, ekrana verelim. Söylediler. Çok tatlı. Yani, özür dilerim. Tövbe estağfurullah. Gelsin ekranlara lütfen. İzleyelim o anları. Beddua ettim sana, geriye dönemesin. Seni kalbimden kovdum, bir daha giremezsin. Beddua ettim sana, kimse geriye dönemezsin. Beddua ettim sana, kimseyi sevemezsin. Mutluluk hakkımdır benim, sevinip gülemezsin. Ne güzel söylüyorsun ama böyle sitem var. Seni kalbimden kovdum. Evet, seni kalbimden kovdum. Kovduğun kişi. Ama çocuklarımın babası olarak kovamam da. Hiç kimse kovamaz. Sen çocuklarımın babasısın. Onlara saygı duymam gerekli. Onların başında olman gerekiyor. Zaten başında olacak. Boşanmaya kararlısın yani. Kararlıyım. O da bir hakta talep etmiyorum. Çocuklarımı alsam nereye alacağım? Görsem nerede göreceğim? Ne yapacağım bilmiyorum ben de. Hiçbir karar veremiyorum. Mantıklı düşünemiyorum çocuklarım hakkında. Bence de şu anda yani çok duygusal tepkiler veriyorsun. Farkında değilsin. Bilmiyorum. Çünkü yılların birikimi var. Çok var. Bak haklısın, ben seni çok iyi anlıyorum. Neden anlıyorum biliyor musun? Ben annenle ve kocanla sen gelmeden önce yayın yaptım. Allah'ım ya, yani gerçekten susturmak çok zor. Şu eski bir yayıncıyım ben. Susmuyorlar. Ben evdeyle düşünemiyorum. Yani böyle milyonların önünde böylelerse evde kim bilir nasıllardır. Hayır, inan bana öyle. Çok iyi anlıyorum seni. İnan bana öyle. Ben gerçekten yani ne yapsam? Didem Hanım kararını versin. Tamam, bir düşünsün, daha yol yorgunu. Annemin de çok çocukları var. Benim için de bakın, sizin karşınızda bunu söylüyorum, annemdir. Ben fazla bana düşkün olmasın. Bak arada 2 kız var, 4 oğlan var, evet, torunlar var, benim çocuklarım var. Sunagül dalağı büyümüş, oğlum büyümüş, Kamile Nur var. Bunlara biraz yorsun, kendine baksın ama bana düşmesin. Artık şey söyleyeyim mi? Beni cımıcık atsın ya, atsın ya, şöyle ya. Tamam. Şu kadar atsın, beni atsın. Nasıl atsın? Bir anne çöpe atmaz çocuğunu, beni çöp terk değil. Yani böyle bir şey olmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Desin yani ki bak özür dilerim. Söyle bir tane. Ben özür dilerim. Desin ki anne, bu annedir ya, beni bir anne olarak görsün. Ben biraz şöyle mantığımı yorayım, biraz kafamı yorayım. Ya ben biraz düşüneyim ya, çok düşüneyim perişansın ya. Ben biraz düşeyim. Çok düştüm. Ben Sunagül için düşüneyim, ben Kamile Nur için düşüneyim. 20 ya senedir düştüm. Ya ben biraz düşüneyim, ben biraz yorulayım, ben biraz kendime geleyim. Beni biraz kitle, aklı başıma bir gelsin ya. Sunagül için. Çocuklarım için diyor. Çocuklarım için mantıklı bir düşüneyim. Kafamı toparlayamıyorum, bir araya gelemiyorum. Doğru yolu bulamıyorum. Ben kayboldum. Ben kendimi bulamıyorum ki çocuklarımı da bulayım. Çocuklarımı. Dur orada. Ben kendimi bulamıyorum. Bak sen hasta bir kadınsın. Ben de hastayım. Ben şeker hastası oldum. Yaklaşmıyorum sana da. Yok, ben sevmiyorum teması. Tamam. Ben bayağıdır. Yok, bak yok, ben anneyim. Ben de anneyim. Üzülme. Bak Kamile Nur var, Suna var, Eyüp var, Adem var, Yunus var, Osman var. Var oğlu var. Artı bunların çocukları var. Artı bunların torunları var. Artı Kamile Nur var. Artı ablamın torunu var. Daha bunları biraz kafa yorsun. Esengül yaklaşmıyorum. Dinle. Hayır. Başka bir şey var. Şu ama bak yayın yapıyorum. Beni gelmeseydi ben de gelmezdim. Tamam. Ben bu kadar benim konuşmayı için sevmiyorum. Tamam biliyorum. La havle ve la kuvveteyle bile. Ama sen de mecbursun. Ben Giresun'da bir kadın kayıp. Şimdi onunla ilgili konuşmak buyurun istiyorum Esengül. Buyurun. İki gün seni misafir edeceğim. Allah'a şükür hayattasın ve canlı gördüğün için inşallah herkesi kaybı bulunur. Ama Nuran 2,5 yıldır ortalıklarda yok. Öldürüldüğünü düşünüyorlar. Ona dua ederim. İnşallah. Seni dışarı alayım, misafir edeyim. Allah'a emanet. Üzülmesin o da fazla. Tamam, 2 gün misafirimsin evet benim. Hadi sizi beraber. Ağlamaysa söyleyin ağlamasın. Ağlama sen de söyle annen. Seni de alayım lütfen diğer tarafa. Sol tarafa.